Amerika'nın Irak operasyonuna destek olunması, Büyük Orta Doğu projesine destek olunması, NATO'nun Libya müdahalesine destek olunması, Kürecik'te İsrail'i korumak için füze kalkanı sisteminin kurulması, Kıbrıs'ta 15 sene Annan planına destek oldular. Şimdi son noktada değiştiler ama tabii 15 sene bu yolda yürüdüler. İsrail'in OECD üyeliğine onay verilmesi, İsrail'in NATO'da ofis açmasına onay verilmesi, Türkiye olarak NATO'da ofis açtığınız zaman NATO tatbikatlarına katılacaksınız. İsrail'le ticaret hacminin 4 misline çıkarılırken D8 ülkeleriyle ticaret hacminin yarı yarıya düşmesi, İstanbul Sözleşmesi çekildiler, şimdi bir imza çekildi. Bu da bir gelişmedir ama bunu biz tabii takdir ettik. Ama 6284 sayılı kanunun uzantısı olarak devam ediyor. Bunun yanında Avrupa Birliği uyum yasaları, pek çok faturanın kabarık noktalarını saymamız mümkün.